Herkese merhabalar. Sizlerden çok değerli yorumlar geldi. Hocam Ramazan ayında nasıl ders çalışmalıyız şeklinde. Bizim sizlere bununla alakalı çok güzel taktiklerimiz var. Birinci alternatif sahura kadar çalışan, ikinci alternatif iftardan önce çalışan. Bunları birazdan paylaşacağız ve güzel bir haberle başlamak istiyoruz. İkinci dönem birinci yazılı kampımız 18 Mart'ta kimya ile başlıyor. Biyoloji, matematik, edebiyat, coğrafya, fizik, tarih her birini güzel güzel çalışacağız. Gelin videomuz başlasın. Ramazan'da nasıl yapmalıyız? İftara kadar mı çalışmalıyız? Sahura kadar mı çalışmalıyız? Yazılarda nasıl yüz alabiliriz? Her birini güzel bir şekilde öğrenelim. Ramazan ayında yazılısı olan arkadaşlar nasıl ders çalışmalıyız şeklinde bize yorumlar atmışlar. Mesela Sarha demiş ki oruç zamanı verimli bir şekilde yazılıya kadar nasıl çalışılır? Ya da Carmen demiş ki oruç zamanı kaç saat ve nasıl çalışmamızı önerirsiniz? Arkadaşlar Yazılı kampımız zaten 18 Mart'ta başlıyor. Yazılı kampında yazılarla alakalı neler yapacağımızı birazdan söyleyeceğim. Ama oruçluyken diyelim ki hem oruçsunuz hem de ertesi gün fizik kimya gibi zor yazılarınız var. Ya da biyoloji ya da matematik ya da tarih. Artık lisede olduğunuz için her bir gerçekten seçici. Şimdi burada sizler için iki tane alternatif hazırladık. Birinci alternatifte okuldan eve döndüğünüzde iftara kadar uyuyorsunuz. Mışıl mışıl uyuyorsunuz. İftar zaten Arapça'da kahvaltı demek. İftar vakti uyanıyorsunuz sanki kahvaltı yapar gibi güzel güzel yemeğinizi yiyorsunuz. Ama bakın. Bunu bilirsiniz. Hafta sonu çok ağır kahvaltı yaptığınızda yeniden uykunuz gelir, yeniden uykuya dalarsınız. İşte böyle olmaması için iftarda ağır yememeye dikkat ediyorsunuz. Hani ben bunu ne kadar söylesem de kendim ya uyguluyorum hayır ben de iftarda hepsini gömüyorum. Ama sizler Olabildiğince ağır yememeye gayret ediyorsunuz iftarda. Sonrasında saat 9'a masa başına oluyorsunuz. Bundan sonra sahura kadar çalışıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yarın yazılığınız var. Burada daha erken bitirip mesela saat 2.30-3.00'de bitirip çalışmanızı 3.00'de sahur yapıp yatabilirsiniz. Sonrasında okula kadar uyuyabilirsiniz. Bu birinci alternatif. Burada iftara kadar uyuyoruz. Sahurdan sonra uyuyoruz. Ama iftarla sahur arasında ders çalışıyoruz. Burası birinci alternatif. İkinci alternatif ise eve geldiniz. Dinleniyorsunuz birazcık sonra iftara kadar ders çalışıyorsunuz. Şimdi şöyle diyebilirsiniz hocam açken ben ben değilim dayanamıyorum sinirleniyorum. Arkadaşlar bilim insanlarının yaptığı çalışmalar gösteriyor ki açken insanlar beynini daha aktif daha verimli bir şekilde kullanabiliyor. Çünkü dikkat edin yemek yediğinizde ağırlık çöker uykunuz gelir böyle falan ama açken biraz sinirli oluruz doğru ama genellikle çalıştığımız şeyleri daha rahat anlayabiliyoruz. Bilim insanları bunu söylüyor. Dolayısıyla ben oruçluyken ders çalışmam demenize gerek de yok esasında. İftardan önce çalışıyorsunuz. İftarınızı yapıyorsunuz güzel güzel. İftarı ağır yapmıyoruz. Az önce söyledim. İftar Arapça'da kahvaltı demek. Hatta Araplar ne yapıyor biliyor musunuz? İftarı yapıyorlar az biraz. Sonra geceleyin yiyorlar. Gece 12'de bir daha yiyorlar. Sabah kadar uyumuyor onlar. Yani iftarı tam bir kahvaltı gibi düşünüyorlar. Gece 12'de bir daha yemek yiyorlar. Ağır yemeği böyle salçalı yemekler o zaman yiyorlar. Neyse biz Türk'üz. Bizim öyle şeyler yapmak ihtimalimiz olmayabilir. Ama iftarda ağır yememek önemli. Sonrasında iftardan sonra gece 12'ye kadar veya 11'e kadar da olabilir çalışıyoruz. Sonra sahura kadar uyku mışıl mışıl uykumuz alıyoruz. Sahurdan sonra yeniden çalışabiliyoruz. Yani burada iftardan önce çalışma var ve sahurdan sonra çalışma var. Bu iki çalışma önemli. Ağır derslerinize zor derslerinize uyuyup uyandıktan sonra çalışmanız daha önemli. Yani mesela sahura uyandınız ya ondan sonra ağır bir derse çalışabilirsiniz. Bu da çok çok değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci dönem birinci yazılı kan programımız hazır. Yapmanız gereken şey yazılı videolarını izlemek. Yazılı notları zaten küçük ufacık mükemmel bir şekilde sizlerin bilgileri çizmenizi sağlıyor. Ve bu sene yazılı notlarının mükemmel bir kankisi var. O da yazılı denemeleri. Biliyorsunuz ki Milliyetin Bakanlığı yazılık konu kazanımlarını, senaryolarını bizlere açıkladı. Bizler de onlara birebir uyumlu şekilde sizlere her bir dersi yani matematik matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, edebiyat her birinde mükemmel yazılı senaryoları, yazılı provalar hazırladık. Burada soru yaptınız, puanı kapıyorsunuz. Yapamadıysanız kare kodu okuttuğunuzda soruların çözümünü görüyorsunuz. Yazı notlarından da tekrar ettiğinizde zaten mükemmel bir şekilde yazılardan en yüksek notlar alıyorsunuz. Hepinize şimdiden Allah kabul etsin diyoruz ve yazılarınıza başarılar diliyoruz. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.